Ne yapıyorsun? Bekliyorum komutanım. Neyi bekliyorsun? Kufe'den gelen atlıyı. Atlı mı? Ben atlı görmüyorum. Tabii ki geliyor. Biraz bekle. Ben onu bir an uzaktan gördüm efendim. Dün bize katıldığından beri sürekli koşuşturup duruyorsun. Tıpkı bir deli gibi görünüyorsun. Aklın başında değil. Tüm gece seni izledim. Gözlerini kapatmadın. Oturuyordun, geziyordun, gökyüzüne bakıyordun. Bugün sabah da durmadan etrafı geziyorsun. Doğruyu söyle bir adam. Sen kimsin? Söyle sen kimsin? Yağmacı mı, casus mu? Bir yere mi saldıracaksın? Doğruyu söylemezsen seni öldürürüm. Bana biraz süre ver komutan, süre ver. Atlı gelmek üzere. Buraya gelince her şeyi anlayacaksın. Ne demek istiyorsun? Kufe'de neler oluyor? Soru sorma. Söyleyemem. Biraz bekle. Bu ne biçim bir sır ki sen biliyorsun, benim bilmemem gerekiyor. Ben İmam Hasan'ın komutanlarındanım. Onun birliklerinin komutanı. Sıffin'de İmam Ali Murtaza ile birlikteydim. Nehrevan'da onun yanında kılıç salladım. Onlarca kafiri kendi ellerimle öldürdüm. Onlarca hariciyi cehenneme gönderdim. Şimdi sen İranlı bana anlatamayacağını söylüyorsun ha? Vallahi yalan söylüyorsun sen. Vallahi yalan söylüyorsun. Bak. Bu Ahmet. Ahmet de kim? Ahmet bin Halis. Evet, bu o. Söz ettiğim atlı bu. Ahmet.
Ne oldu? İmam Hasan hayatta ama saldırgan öldü. Komutan, her şeyi açıklıyor mu sizce? Pekala. Amr, durumlar nasıl ha? Ali oğlu Hasan'dan bir mektup geldi. Hmm. Ne yazmış peki? Yazmış ki casuslarının birinin Kufe'de boynunu vurdum. Boynunu mu vurmuş? Evet. Ama önemli değil. Senin casusun değildi. Muire'nin casusuydu. Bırak kaygısını o duysun. Gerçi Muire'nin de üzülmesine gerek yok. Birkaç yüz casustan bir eksik bir fazla. Ne fark eder ki? Önemli olan casusların yerinde olması ve haber getirmesidir. Ki getiriyorlar da. Doğru mu Muire? Ne söyleyebilirim? Bana bak Muire. Son zamanlarda casusların durumundan haberin var mı? Doğrusunu isterseniz efendim, birkaç gündür onlardan haber alamadım. Hatta onlardan birinin boynunu vurduklarından da mı? Hayır efendimiz. Allah belanı versin. Sabırlı ol efendim. Muire'nin casuslarını bırak şimdi. Asıl Hasan'ın yazdığına bak. Yazmış ki, eğer yüz yüze gelmek istiyorsan bil ki bu uzak değil. Şüphem yok ki seninle kılıcın dilinden başka bir dille konuşulamaz. Çünkü saçmalayan yılışık bir dilin var ve çünkü akıldan yoksun kalmış bir delisin. Müthiş bir mektup. Asın oğlu, haddini aşmaya başladın. Ben Hasan'ın mektubunu okudum sadece. Okuman için sana kim izin verdi ha? Efendim, ben Asın oğlu Amr'ım. Senin dostun ve müttefikin. Bu mektubu gönderen ve o casusun boynunu vuran ise Ali'nin oğlu Hasan'dır. Asın oğlu, bazen sana ne yapacağımı bilemiyorum. Efendimiz, bana kızmayın. Bu mektubu niye başkalarının yanında okuyorsun? Doğru, okumamalıydım. Fakat Ali'nin oğlunun yazmış olduğu bu mektup zihnimi öyle meşgul etti ki bir an için unuttum. O beni açıkça savaşa çağırmış. Neden? Bizim Kufe'den hiç haberimiz yok. Orada neler olduğunu bilmemiz gerek. Muire, sen mi şu casuslarının... Efendimiz, emir verin mektubu getiren elçiyi çağırsınlar. Belki ondan bilgiler alabiliriz. Bu mektubu getiren elçi nerede? Burada efendimiz. Getir onu. Bu mektup Hasan'ın büyük bir ordu topladığını ve arkasına sayısız müttefik aldığını gösteriyor. Yoksa mümkün değil, böyle bir mektup yazamaz. Öyle değil mi ha? Belki öyle. Belki de değil. Korkarım casusların veya yağmacıların verdiği haberler bir avuç yalandan ibaret olacak. Ve korkarım bir gün gözümü açacağım ki Hasan'ın ve taraftarlarının eline düşmüşüm. Hmm.
Nerelisin sen? Şamlıyım. Şamlı olduğun halde Kufe'den nasıl mektup getiriyorsun bakalım? O efendimizin mektubunu Kufe'ye götüren elçidir. Mektubu ilettim. Geri dönecekken Kays bin Sad İmam Hasan'ın mektubunu müminlerin efendisine iletmemi istedi. Ben buna yetkim olmadığını söyledim. Kays Kufelilerden hiç kimsenin Şam'a mektup götürmediğini söyledi. Eğer sen götürmezsen Şam'dan gelen mektup cevapsız kalacak dedi. Bundan dolayı kabul ettim. Hata yaptıysam beni cezalandırın. Yol paranı verdi mi bari? Evet efendimiz. Ne kadar verdi? 5 altın. Demek altınlarından dolayı kabul ettin ha? Mektubun cevapsız kalmaması için değil. Ha. Pekala söyle bakalım Kufe'de neler oluyor? Kufe'ye vardığım gün bir adamın boynunu vurmuşlardı. Şam'ın casusu olduğunu söylüyorlardı. Bunu daha sonra Muire'ye anlatırsın. Başka neler oldu? İlk gün tellal Alioğlu Hasan'ın İbni Abbas'ı ordu komutanlığına seçtiğini, ordu toplanması emrini verdiğini ve halktan da cihada hazır olmasını istediğini ilan ediyordu. Peki neden İbni Abbas? Bu çok zekice bir seçim. İbni Abbas'ın seçilmesiyle komutanlar arasındaki rekabet böylece önlenmiş oluyor. İbni Abbas Haşimoğullarındandır. Ve Hasan'ın da amcasının oğludur. Ona herkesten daha yakındır. Onun bütün emirlerine itaat eder. Ayrıca İbni Abbas seninle asla uzlaşmayacak biridir. Herkes biliyor ki onun iki oğlunu da sen öldürdün. Ben değil, bu Busr. Tamam efendimiz, sen öldürmedin. Busr öldürdü. Duydun mu Busr? Ali'nin oğlu Hasan, ordusunun komutanlığına Ubeydullah bin Abbas'ı seçmiş. Onu mutlaka iyi tanıyorsundur. Evet efendimiz. O da seni iyi tanıyordur. Evet efendimiz. Gel. Eğer İbni Abbas savaşta benim adamlarımdan biriyle teke tek savaşmak isterse ben de seni onun için seçeceğim. Ne dersin? Söyle bakalım. İyi olur efendimiz. Allah İbni Abbas'ın soyunun benim elimle kurutulmasını takdir etmiş. İki oğlunu Yemen'de öldürdüm. Şimdi de sıra ona geldi. Görüyor musun? Ben bu Busra tapıyorum. Öldürmekten başka hiçbir düşüncesi yok. Ne Kufe'nin yönetimini istiyor, ne Basra, ne de Yemen. O yırtıcı bir köpek. Şeytanın ta kendi. Ona şeytan diyen sen misin? Ben etrafındaki adamlar içinde en çok bu yaratıktan korkuyorum. Yemin ederim Amr. Eğer bir daha başkalarının önünde bana saygısızlık edersen... Busr'u üzerine salarım. Efendimiz, şakanın sırası değil. Bırak da ne yapmamız gerektiğini düşünelim. Elçi bekliyor. Pekala, başka ne biliyorsun? Aynı gün Kindi adıyla bilinen Ebu Hamza komutasında bir öncü birlik Şam'a doğru hareket etmek üzere Kufe'den ayrıldı. Tanıyor musun? Hayır. Siz onu tanıyor musunuz? Ben tanıyorum efendim. Kindi kabilesindendir. Sert ve savaşçı biridir. Daha önce de komutanlık yaptı. Sıffin'de Ali'nin yanındaydı. İkinci gün Ali oğlu Hasan'ı camide okla vurdular. Ne? Neler söylüyorsun? Saldırgan öldürüldü ama Hasan hafifçe yaralandı. Saldırgan kimdi? Bilmiyorum efendimiz. Haricilerden miydi? Halk öyle diyordu. Büyük kargaşa oldu.
Halk bağırıyor, haricilerin evini taşlıyordu. Hatta bir evi yakmak istediler. Ama İbni Abbas, Kays ve Said onları engelledi. Ve bunun haricilerin işi olmadığını söyledi. Bunu Efendimiz Muaviye'ye isnat ettiler ve halkı dağıttılar. Sana ve o casuslarına lanet olsun Muğire. Bak Kufe'den nasıl haberler alıyoruz. Hem de bu kadar zaman sonra casuslarına hiçbir para ödemeyeceğim. Onların tümünün ismini İbni Abbas'a göndereceğim. Küfe'nin ortasında boyunlarını vursunlar. Şu an savaştayız be adam, önümüzde savaş var. Ülkeyi yok etmek mi istiyorsunuz? Beni yok etmek mi istiyorsunuz? Söyle bakalım, söyle. Bana cevap ver, niye susuyorsun? Efendimiz. Başka ne biliyorsun? Hiç efendimiz. Ben aynı gün Kufe'den ayrıldım. Hadi git. Aldığın 5 altın için 50 kırbaç yiyeceksin. Burs. 5 tane yeterli. Burs. Kırbaça gerek yok. Bırak gitsin. Ordu harekete hazır efendimiz. Emriniz nedir? Hareket etsinler. Acaba komutanlığı kim yapacak efendimiz? Kendim! Yoruldum. Beni yalnız bırakın. Hangimiz Şam'da kalalım efendim? Hiçbiriniz. Herkes benimle geliyor. Pekala. Ben de orduda olacak mıyım efendimiz? Elbette Muğire. Mutlaka olmalısın. Senin danışmanlığından mahrum kalmak istemiyorum. Emredersiniz. Amr. Sen kal. Pekala. Ne yapmalıyım? Ya o? Onu boş ver. O ne bir şey görüyor ne de duyuyor. Şuna baksana. Şimdiden kan kokusundan mest oldu. Katliam düşü görüyor. Sen anlat. Hasan, yazdığı bu mektupla seni topyekün bir savaşa çağırıyor. Olsun. Biz de davetine uyarız. Bu onun istediği şey. Önce Müslümanların halifesi sıfatıyla seni itaate çağırdı. Kabul etmediğin için cihat emri verdi. Böylece haklılığını herkese göstermiş oldu ve herkesi çıkmaza sürükledi. Barış isteyenleri, savaş çığlıkları atan haricileri ve hem de inat ve itaatsizlik gösteren seni de. O seninle savaşıyor, seninle. Onun derdi sensin. Efendim, eğer galip gelirse bütün İslam beldelerinin tartışmasız halifesi o olacaktır. Ama yenilecek olursa hilafeti biatla değil kılıç zoruyla eline geçirdiğin için asla sana vermeyecek. O halde tek yol kalıyor. Onu barışa zorlanmalıyız. Ebu Sufyan'ın oğlu. Bunu aklından çıkar. Benim tanıdığım Hasan seninle asla barış yapmaz. Peki ne yapacağız? Söylerim efendimiz. Söylerim. Bırak iyice düşüneyim. Sonra.
Bir, iki, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İbn Abbas. Üç. Bu kardeşler beni Esad kabilesinden sıktın da müminlerin emiri İmam Ali Efendimiz'e birlikteydiler. Şimdi de İmam Hasan Efendimiz'e yardım etmek için gelmişler. Hoş geldiniz beni Esad kabilesi. Siz Sıfin'de bu kadar az değildiniz. Geri kalanınız nerede? Bir. Bunlar İmam Ali ile İmam Hasan Efendimiz'in taraftarlarıdır. Bir. Geri kalanlarsa imanlarını Muaviye'nin altınlarına sattılar. İki. Üç. Bir. Buyurun gidelim. İki. Üç. Ateş yalıyor. O bir neler yağmacı oluyor? Komutanı. Neler oluyor? Dört kişiydiler. Gizlice kampa girmişler. Bunu yakaladık. Diğer üçü de kaçtı komutanım. Sessiz olun. Susun. Söyleyin bakalım kimsiniz? Allah belanı versin. Dah Hak'ın yağmacılarından biri. Düne kadar İmam Hasan'ın adına yağma yapıyorlardı. Öldürüyorlardı, rehin alıyorlardı. İşi orduya saldıracak kadar ileri götürmüşler. Onu arka tarafta bir yere götürüp boynunu vurun. Öldürün onları! Götürün! Götürün! Vurun! Onları öldürün! Öldürün onları! Sana emretme yetkisini kim verdi? O bir yağmacı. Ben onları tanıyorum.
Dahak tarafından görevlendirilmişler. Daha önce karşılaştım. Kimseyi öldürdüler mi? Hayır komutan, fırsat bulamadılar. Bırak gitsin. Komutanım. Ne dediğimi duymadınız mı? Bırakın. Suç işlenmeden ceza verilmez. Çadırlarınıza dönüp uyuyun. Gidin. Böyle bir şey olamaz. Bizim can güvenliğimiz can güvenliğimizi kim sağlayacak? Canımız tehlikede. Komutanım. Bilmiyorum. Böyle bir şey biz olamaz. Savaş halindeyiz. Olmaz böyle bir o şey. Bir yağmacıydı. Biraz bekleseydiniz itiraf edecekti. Bundan eminim. Yağmacı olduğunu biliyorum. O zaman niye serbest bıraktınız? Ölüm emrini sen verdin diye. Eğer ben erken gelseydim kesinlikle boynunu vurdururdum senin. Ne oldu? Yok bir şey. Yağmacının kaçmasına niçin izin verdiğini söylemedi mi? Evet söyledi. Eğer erken gelseydim kesinlikle boynunu vurdururdum dedi. Ama ben emir vermişim. Gerçekten böyle mi dedi? Evet. Sence bu karakterdeki bir adam Efendimiz İmam Hasan'ın ordusunun komutanı olabilir mi? Ne diyebilirim ki? Birkaç gün boyunca onda gördüklerim gerçekten beni şaşırttı. Siyaset bilmiyor, çok mağrur. Verdiği kararlar ise şeytanca, gerçekten. O Sıffin'de nasıl İmam Ali Murtaza'nın yanında bulunabildi anlayamıyorum. Hariciler de yanındaydılar. Evet, haklısın. Ben bilirim yapacağımı. Hayır Ahmet, söylediklerimi unut. Aslında böyle sözler söylememeliydim. O birliğin komutanıdır. Ona itaat etmemiz gerekiyor. Belki de o haklıydı, evet. Belki ben acele ettim. Belki de ben ondan izinsiz emir vermemeliydim. Onun liyakatinden asla şüphe etmemeliyiz Ahmet. Tamam, şüphe etmeyelim. Ama ben bu birlikten değilim ve bana onun emrine itaat etmem için emir verilmedi. Bu yüzden yarın kampı terk edip İbni Abbas'ın yanına gideceğim. Ama emin ol ki bu birkaç gün boyunca bu adamla ilgili görüp duyduklarımın hepsini ona anlatacağım. O ne yapılacağını bilir. Alçak, yoksa gırtlağını doğrarım senin. Ne yapıyorsunuz komutanım? Çek elini, kötü bir niyetim yoktu. Konuş bakalım, kimsin? Çadırımda ne arıyorsun? Sadece şu emanetin eline geçip geçmediğine bakmak için geldim. O keseyi sen mi astın? Evet. Niçin? Asmamı söylediler. Kim söyledi? Seni çağıran kimseler. Beni çağıranlar mı? Kim beni çağırıyor?
Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Demek casussun. Evet komutanım. Şam ordusundan mı? Evet komutanım. O lanet olası Hind'in oğlu beni bir kese altınla aldatabileceğini mi sanıyor yoksa? Sadece bir kese değil komutanım. Bir kese değil. Gerisi de şurada komutanım. Hepsi senin. Gelin komutanım. Sabah ezanına pek zaman kalmadı. Askerler uyanmak üzere. Geç olmasın komutanım. Gel. Bu kadar mı? Komutanım, bu efendimizin hediyesinin sadece bir kısmı. Geri kalanlar burada, burada, burada. Lanet olası. Söyle bakayım. Beni birkaç kese altınla kandırabileceğini mi sandın sen? Hind'in oğlu senin gibi bir şeytanla benim ruhumda gidik açabileceğini ve beni kandırabileceğini mi sanıyor yoksa? Ben seni öldürmedim. Ben kendi nefsimi öldürdüm. Ben hançeri içimdeki şeytana sapladım. Bu benim büyük cihadımdı. Senin göğsüne hançer olarak indi. Beni vesveseye düşürmenin kolay olduğunu sandın sen? Ben Sıffin'de kılıç salladım. İmam Ali Murtaza'nın yanındaydım. Onlarca kişiyi cehenneme gönderdim. Şimdi de birkaç altın için kendim mi satacağım? Peygamberin oğlunu yalnız mı bırakacağım? Bak. Şu altınlara bir bak. Bir avcı gibi yem koymuş. Benim gibi bir kuşu avlayacak. Benim gibi bir kuşu. Ama ben öyle bir kuşum ki... Hem yemi toplarım... hem de tuzağından kaçarım. Kimse beni tuzağa düşüremez. Komutanım. Ne oldu? Bilmiyorum, gelin bakın. Kamptan yalnız ayrıldığına emin misin? Evet. Çadırdan çıktı ve hızla yola koyuldu. Komutanım, nereye gidiyorsun dedim. Uzaklaş. Bana yaklaşma dedi. Askerlerin arasından hızla gitti ve gözden kayboldu. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kimse gözükmüyor. Ne yapalım? Daha ileri gidemeyiz. Şam birlikleri bu tepenin arkasında. Onların askerleriyle karşılaşabiliriz.
Doğru söylüyorsun. En iyisi dönelim. Belki de kampa dönmüştür. Belki de. Ha! Ahmet. Bak şurada. Ta kendisi. Ne yapıyor bu? Taşları kaldırıp bir şeyler arıyor. Sahi ne yapıyor acaba? Bak en iyisi yaklaşalım. Hadi gidelim. Gidelim. Ya. Dur. Ne oldu? İnelim. Sen burada kal. Emredersiniz komutanım. Askerin bilmesini istemedim. Bu işte bir iş var. Evet, işte orada. Komutanım. Gelmeyin. Geri dönün. Bana yaklaşmayın. Burada ne yapıyorsunuz komutanım? Bir şey mi kaybettiniz? Kampa gidin. Yakında ben döneceğim. Komutanım. Yaklaşmayın. Yoksa ikinizi de cehenneme gönderirim. Gidin. Gidin. Çıldırmış bu. Gözünü kan bürümüş. Daha fazla ilerleme. Düşman birliği o tepenin arkasında. Seni yakalarlar. Siz kendinizi düşünün. Geri dönün. Bu şeytanların benimle sorunu yok. Ben hakkımı almalıyım. Yıllarca savaştım. Kılıç salladım. Ama hiçbir şey elde edemedim. Bunlar benim hakkım. Hepsini almadan da geri dönmeyeceğim. Ben yeme alıp tuzaktan kaçacak bir kuşum. Geri dönün. Geri dönün diyorum. Dönün geri. Neyi arıyor? Bilmiyorum. Ama her ne arıyorsa onu ne pahasına olsa bulacak. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Yoksa hepinizi gebertirim. Sakin olun. Bizim kötü bir niyetimiz yok. Biz sadece hoş geldiniz demeye geldik. Şimdi onu yakalayacaklar. Bu aptal her şeyi berbat etti. Eğer birliğin komutanı yakalanacak olursa...
altın bu. Şuraya bak. Ne aradığını şimdi anladım. Bu kimin düğünü? Munzer'in oğlunun. Munzer'in oğlu mu? Peki o nerede? Şurada, içeride. Biz konuşmuş ve anlaşmıştık. Siz 2000 atlıyı Nuhayli'ye gönderme sözü verdiniz. Fakat ne kadar beklediysek sizden bir haber çıkmadı. Ne oldu? Neden atlıları hala hazırlamadınız? Çocuklarınızı evlendirecek daha iyi bir zaman bulamadınız mı? İmalı konuşma Kays. Evlenmek peygamberin sünnetidir. Onun sünnetinin terk edilmesini istemezsin herhalde. Ben size terk edin demedim. Sen de terk etmeyiz zaten. Ama yola koyulmadıysak bunun sebebi sözümüzde durmak istemeyişimizden değil. Yapamıyoruz, elimizde değil. Sen de biliyorsun. Bak, ekim mevsimindeyiz. Tarla sürmeliyiz. Şayet tarlayı sürmezsek mahsul alamayız. Kimse yiyecek bulamaz. Annelerin sütü kurur. Çoluk çocuk gıdasız kalır ve kimse yiyecek bulamaz. Halk aç kalır. Kıtlık olur. Kıtlık olunca ölümler başlar. Ölümler başlayınca da peygamberin takipçileri azalır. Acaba efendin Hasan böyle bir musibete razı olur mu dersin? Munzer, senin bu dediklerin bana İsrail oğullarının sözlerini hatırlattı. Kays, sen misafirsin. Misafire hürmet vaciptir ama daha fazla ileri gitmesen iyi olur. Sen Müslümanlarla peygamberi inkar edenlere aynı kefeye mi koyuyorsun? Peki Munzer, bu adam kim? Kılığı kıyafeti bedeviye benzemiyor. Kufeli de değil. Şamlı mı? Ha? Şam'dan mı geldi? Hind'in oğlundan mesaj getirdi değil mi? İmanınızı ne karşılığında satın aldı? Altın keseleriyle mi? Peygamberin oğluna biatı kaç keseye sattınız? Munzer, Müslümanlarla inkar edenler aynı kefeye konur mu diye sordun değil mi? Hayır.
Ama yalancıları, ahdi bozanları, rahat düşkünlerini, İmam Ali Murtaza'nın oğlunu, Hamza'nın ciğerini yiyen kadının oğlu Muaviye'ye satanları kılıcımla ortadan kaldırmaya layık görüyorum. Bunu yapmıyorsam imanın böyle bir şeye izin vermediği içindir. Niye burada oturuyorsunuz? Kalkın. Ey insanlar! Bilin ki düşman sizi hedef almıştır. Nuhayle'ye gidin. Gaflet göstermeyin. Bu ikisinin arasında savaş çıkarsa bizim mallarımız ne olur? Ha? Silahlarınızı kalk, alın. Kalk gidelim buradan. Nuhayle'ye gidin. Ey ahali! Silahlarınızı alın. Nuhayle'ye gidin. Şamlılar yolda. Silahlarınızı alın. Nuhayle'ye gidin. Silahlarınızı alın. Düşman dünyanız ve ahiretiniz için pusuda bekliyor. Ey ahali! Zalim düşman Allah'ın dinini hedef almıştır. Ey ahali! Nuhayle'ye gidin. Kılıçlarınızı kuşanın. Şam orduları geliyor. Ey ahali! Nuhayle'ye gidin. Savaş hazırlığını görün. Zalim düşman Allah'ın dinini hedef almıştır. Ey ahali! Nuhayle'ye gidin. Kılıçlarınızı kuşanın. Şam orduları geliyor. Ey ahali! Nuhayle'ye gidin. Savaş hazırlığını görün. Zalim düşman Allah'ın dinini hedef almıştır. Ey ahali! Nuhayle'ye gidin. Burada ne yapıyorlar? Nuhayle'ye gitmiyor musunuz? Tamam gideriz. Nereye? Ey ahali! Nuhayle'ye gidin. Savaş hazırlığını görün. Zalim düşman Allah'ın dinini hedef aldı. Haris, bu adamlarla ne yapılabilir? İmam Ali'nin bu korkak iki yüzlü insanlar yüzünden feryat edip dövündüğünü unuttun mu? Söyler misin? Bizimle açık konuşun. Ne istiyorsunuz efendiler? Peygamberin torununun ordusuna katılalım mı, katılmayalım mı? Söyler misiniz? Katılmayın. Katılmayın. Peki, katılmamamız için bu kadarı yeterli. Zaten katılmamızı isteseydiniz, bunun 10 katını verseydiniz de katılmazdık. Sizler peygamberin torununa biat etmemiş miydiniz? Barışta biatleştik tabii. Ama savaş başlayınca altın paraların sesi için kılıç sallarız biz. En iyisi kalkalım. Pazarlık bitti. Durun. Ortada pazarlık falan yok. Bizim İmam Hasan'ın ordusuna katılma niyetimiz zaten yoktu. Ama isterseniz şimdi pazarlık yapabiliriz. Pazarlık mı? Biz artık sizinle pazarlık yapmayacağız. Size öyle bir haberim var ki 10 kase altın eder. Bu çölün ortasında pazarlığa değecek haber de mi var? Eğer değerse 5 kase verin. Haberi söyle. Anlaştık mı? Hoşumuza giderse
Belki veririz. Peygamberin torununun, öncü birliğinin komutanı Kindi Muaviye'ye katıldı desem ne dersiniz? Yalan söylüyorsun. Hey! Onlar misafir. Ey görkemli büyükler! Yalan bizim için utançtır. Gerçekten Kindi Muaviye'ye mi katıldı? İnanın doğru söylüyorum. Bir şey unutmadınız mı? Sadece bir tane mi? Altı kese. Anlaşmamız 5 keseydi. Ama biz bu haberi 6 keseye aldık. Bunlar da kim? İmam Hasan'ın ziyaretçileri olmalılar. Geri mi dönüyorlar? Öyle görünüyor. Haris. Bunların hepsi geri dönüyor. Ah Kufeliler. Ah Kufeliler. Selamun aleyküm Kays. Aleyküm selam. Yalnızca Temim ve Beni Şeyban kabilesinden küçük bir grup İmam Hasan'ın ordusuna katılmayı kabul etti. Birkaç kabile de söz verdi. Ama çoğu özürler ve bahaneler ileri sürüyor. Kays, Kindi kaçtı. Kaçtı mı? Evet, Muaviye'nin ordusuna katıldı. Gidelim. Ha, ha! Hazır mıyız? Hazırız! Bir! Bir! İki! İki! Üç! Üç! Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sait diyor ki... Şşşt! Oturun. Sözlerine devam et. Dediğim gibi... benle harp... kimsenin bilmemesine çalıştık. Fakat sonunda herkes anladı. Kargaşa çıktı. Harp kargaşayı yatıştırmaya çalıştı. Fakat askerler o kadar dehşete düşmüş ve kızmıştı ki az daha harbi öldüreceklerdi. Harp, siz Alioğlu Hasan'a biat ettiniz, bana ve Kindi'ye değil diye bağırdı. Daha sonra sakinleştiler. Kamp biraz düzene girdi. Ben kampı terk etmek istemiyordum. Gizli bir elçiyle sizi haberdar etmek istedik. Ama daha akşam olmadan birçok askerin kaçtığını anladık. Bu yüzden ben de gece yola çıktım. Sen gelmeden herkes haberdar olmuştu bir de. Ben bilemiyorum, kaçanlar yaymış olmalı. Ve casuslar. Ve yağmacılar. Ve Muaviye'den yemlenenler.
Haris, iki oğlunu Medain'e gönder. Bu mektubu İmam Hasan'a ulaştırsınlar. İzin verin ben götüreyim. Sen değil, yoldan yeni geldin. Sen kal. Reşit, hemen öncü birliğe git. Harp'la beraber, orada düzeni sağlayın. Bu da senin birliğin komutanı olduğuna dair kararname. Biz de yakında size katılacağız. Hadi durma, bir an önce git, hadi. Peki. Reşit. Evet komutanım. Seni Muaviye'nin gardiyanlarından biri olduğun için seçtiğimi bilmelisin. Eğer isteseydin o zalimlerle kalır ve bizim aramızda olmazdın. Ama bu şeytanlara dikkat et. Bunlar bin bir şekle girer ve bin bir türlü hile yaparlar. Onlara karşı bizim onurumuzu koru. İçiniz rahat olsun komutanım. Ben Ali Murtaza'ya bağlandığımdan beri dünyadan gönlümü kopardım. Şimdi de onun oğluna bağlandım. Muaviye'ye ancak benim cesedim gider. Eminim. Güle güle git. Hoşça kalın. İbni Abbas, bir soru hep zihnimi kurcaladı. İmam Hasan'ın bunca komutanı içinden neden Kindi denen o adam birliğin komutanı seçildi? O Sıffin'de ve Nehrevan'da da bizimleydi. Ali Murtaza'nın yanında kılıç salladı. Kahramanlığından şüphem yoktu. Peki imanından? Kays? Görüş sahibiydi. Komutanlığı vardı. İmanlı ve takvalı görünüyordu. Görünüyor muydu? Evet, öyle görünüyordu. Yani emin değildiniz? Evet, emin değildim. Nasıl emin olabilirim? Ben kimim ki? Gaybımı biliyorum. Kimin içini biliyorum? Senin içini mi? Senin için nasıl Kays? Said, sizin içinizi nasıl bileyim? Hucr, İbn Atem, hanginiz diğerinizin içini biliyorsunuz? Biz kendimizden bile emin değiliz. Yalnızca Allah biliyor kalplerimizden ne geçtiğini. Zahit ve takvalı bir adam sanıyordum. Şeytanın kalbine girebileceğini bilmiyordum. İbni Abbas, durmadan çadırımın kapısı çalıyor. Arkadaşlarım geliyor ve bana bu kampta neler olduğunu soruyorlar. Bu orduda neler oluyor? Önce birlikte ne oluyor? Birliğin komutanı Muaviye'ye katılmış, doğru mu diye soruyorlar. Diyoruz ki... İbni Abbas söylentiden başka bir şey değil diyor. Birlikten gelen bu genç ne haber getirdi diye soruyorlar. Artık sabrım taşıyor. Genç, birlikte neler oluyor? Genç adam, benim adım Şimir'dir. Baban beni iyi tanır. Aslında tüm Araplar beni çok iyi tanır. Benim gibi bir komutan sana bir şey sorunca derhal cevap vermelisin, anlıyor musun? Yoksa hayatınla oynamış olursun. Bir kez daha soruyorum. Kindi kaçtı mı? Evet. Muaviye'nin ordusuna mı sığındı? Evet. Birlikte kimsenin kalmadığı doğru mu? Bu yalan. Birlikten kimse kaçmadı mı? Birkaç kişi kaçtı. Kaç kişi? Henüz belli değil. Henüz belli değil mi? Henüz belli değil diyor. Kaysın oğlu, hiç değilse kaç kişinin kaldığını söyle. Beni çok iyi dinle Şimir. Ne demek istediğini açıkça anlat. Ne dediğim açık.
Açık söylemiyor muyum he? Adamlarımız diyor ki bu ne biçim bir savaş? Komutanlar düşmana sığınıyor. Niye böyle bir adam komutanlığa seçildi diye soruyorlar. Herkes onun komutanlığı hakkında değişik fikirler yürütüyor. Hepsinden önemlisi soruyorlar ki Hasan'ın geriye kalan komutanlarının ihanet etmemesinin garantisi var mı? Kesin şunu. Herkesin kahramanlığını savaş meydanında göstermesi gerekir. Sadın oğlu, ben kılıcıma davranmadan önce hep düşünürüm. Çünkü bilirim ki kınından çıktığımı kan dökmeden asla yerine girmeyecektir. Sen de şunu unutma ki Şimr, ben de nice kılıçlar gördüm ve çekildikten sonra kınına girmeden sahipsiz kaldılar. Ben de olmaz. Şimdilik. Hiçbir zaman. Şimdilik. Gidelim. Allah'ın bildiğini kimseden gizleyecek değiliz. Ve sizin de bilmenizi istiyoruz ki birliğin komutanı olan Kindi kaçtı. Biz bu utançtan beri olmak için Nuhayle'yi terk ediyoruz. Ama eğer bir gün savaş davulları çalarsa elbette böyle bir şeyin olacağından emin değiliz ama derhal savaş meydanında hazır bulunacağız. Görüşmek üzere İbni Abbas. Hadi gidelim. Bu sözler sadece birer bahaneden ibaret. Güle güle gidin. Hoşça kal amca. Güle güle.